Bismillah. Öncelikle hoş geldiniz. Gene bu vaktinde böyle işi, gücü, trafiği, her şeyi dikkate alarak bu sohbeti dinlemeye geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Yüce Allah bu sohbetimizi, bu dersimizi inşallah verimli, bereketli, hayırlı eylesin. Ne yapacağız? Nasıl bir plan yaptım? Önce saatimi de çıkarayım. Değerli arkadaşlar, planım şu. Şu anda 8'e 10 var. 8.30'a kadar 40 dakika. Hadi biraz bir 10 dakika tolerans olabilir ileri geri. Hadi 50 dakika diyelim. Bir sunum yapalım. Ondan sonra da eminim ki zihinlerinizde çok fazla sorular olacak. O soruları inşallah artık bilemiyorum nasıl oluyor, hangi tarzda soruluyor. Ben tamamen size bırakıyorum. Arzu ettiğiniz şekilde veya buradaki daha önceki geleneğe göre nasılsa ona göre sorabiliriz. Tek bir şartım var, zor olmasın sorular. Ben İslam ve iktisadi hayatımız gibi genel bir başlık koydum. Başlık önemli değil. Muhteva olarak nelerden bahsedeceğiz? Mal ve mülk kimindir sorusu bir. İki, malın yani varlığın, servetin İslam'daki yeri, konumu nedir? İki. Üç, mal edinme, varlık edinme yöntemleri genel olarak ve bunlar içerisinde meşru olanlar nelerdir? Ve bunların devamı mahiyetinde ticaret meselesi. Ticaretin yeri nedir? Ki ben eminim ki zihninizde çok sayıda soru var. Ticareti eğer bir netleştirebilirsek birçoğunuz soruları geri alacaksınız. Çünkü ticaretin tanımını tam olarak yaptığımız zaman birçok şeyi zaten fıtraten cevabını vermiş olacağız. Ve son olarak da efendim faizsiz bankacılık var, faizli bankacılık var. Bu dünyada ve Türkiye'de de bu artık dillendiriliyor. Dolayısıyla çok kısaca faizli bankalar temel olarak sistem içerisinde hangi konumdalar, hangi rolü, hangi fonksiyonu ifade ediyorlar ve faizsiz denen bankalar gerek dünyada gerekse Türkiye'de hangi fonksiyonu ifade etmek üzere en azından teorik olarak efendim düşünülmüş, hatasıyla sevabıyla pratiğe aktarılmış. Bunlara bir bakacağız. Ben eminim ki ondan sonra sorularınızla bu konular daha da aydınlanacak. Belki ilk bölümleri biraz hızlı geçeceğim. Çünkü detaya girersek çıkamayız. Bismillah. Allah Teala buyuruyor ki Lillahi mulkü semavati vel ard ve ma fihin. Yani bunu lütfen şey olarak dinlemeyelim. Yani ben böyle hadi cemaate vaaz etmek üzere konuşmuyorum. Onun için şeyi belki farklı tonlar da olabilir. Yani özel olduğu için ben bu konuyu bu şekilde konuşacağım. Yoksa hani ey cemaati Müslümin bilin ki Allah Teala bütün kainatı yaratmıştır. Her şey O'nundur. O camide konuşulabilir. Olabilir ama burada ben özel bir kitleye konuştuğumun farkındayım. Size lütfen o şekilde dinleyin. İş alanı olarak bir Müslüman olarak elimizde işte iş yerimizde, kasamızda varlığımız var, servetimiz var. Bizim yoksa başkasının var. Allah Teala buyuruyor ki, ey tüccar, ey iş adamı, şu bilinç içerisinde ol ki, o varlık asıl sahibi Allah'tır. Yeryüzünde ne varsa, gökyüzünde ne varsa ve bu ikisinin arasında ne varsa, her şeyin asıl maliki, mülkiyet sahibi Allah'tır. O bilinç içerisinde o.
Dolayısıyla şimdi bu bilinç içerisinde olan bir tüccar düşünün, bir iş adamı düşünün, bir memur düşünün, bir işçi düşünün. Her adımını o bilinç içerisinde atar. Devam edelim. Ve huve alâ külli şeyin kadir. O Allah her şeye gücü yeter, her şeyin ölçüsünü tam olduğu gibi, gerektiği gibi koyandır. Kader meselesi var ya, o kökten geliyor, dikkat edin. Her şeyi yerli yerince yerleştirendir. Bir diğer ayet-i kerime, bu minval üzere, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا. O Allah, yeryüzünü sizin ayaklarınıza serendir. فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا. O halde, o yer üzerinde yürüyün, burada yürüyünden kasıt, ticari faaliyet, rızık peşinde koşun. Yani ha, şu bilinç içerisinde o, bu imkanı bana sağlayan Allah'tır. Bir, iki, Allah bana bu vermiş olduğu imkanlar içerisinde her türlü iktisadi anlamda faaliyeti yapmayı da, hatta dikkat edin, fem şu, emir değil ama emir kalıbında. Bir de tavsiye ediyor. Buyurun, çalışın diyor. Biraz sonra belki bunların daha pratik sonucu gelecek. Peki, yani hızlı geçiyorum. İslam'da, İslami bir bakış açısına göre mal, mülk, servetin yeri nedir? Ne olmalıdır? Biz, açık söyleyeyim Müslümanlar olarak, tarihten beri bir lokma bir hırka mantığı ile eğitildik ve uyutulduk. Eğitildik ve uyutulduk. Bize bunu tavsiye edenler, bize bunu pompalayanlar kendileri deveyi hamuluyla götürdüler. Ve tepemizde de boza pişirdiler. Ve halen de onu yapıyorlar. Peki Allah Teala bir Müslümana bu gözle hangi bakış açısına sahip olması gerektiğini nasıl anlatıyor? İşte şu bir insan, tıpçı belki bilmiyorum var mı içinizde, şurası da omurgası. O omurga olmadığı zaman insan ayakta duramaz. İnsanın ayakta dik durabilmesinin temel direği insanoğlunun bu omurgasıdır. Peki ne alakası var konumuzda? Allah Teala Nisa suresi 5. ayette buyuruyor ki وَلَا تُؤْتُسْ سُفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ. Mallarınızı, varlıklarınızı, servetinizi vermeyin. Kime? Ha. O mallar ki اَلَّتِ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. Sizin için ayakta durma vesilesi, dik durabilme vesilesi kılmış olduğu malları aklı ermezlere teslim etmeyin. Bu kıyama kökünden gelen kelimeler mesela Kabe için de kullanılıyor. Değil mi? Cealallahu el Kabe'tel beytel harame kıyamen linnas. Allah Teala o beyti haramı, Kabe'yi insanların orada kıyam yapacağı bir yer olarak kıldı. Dikkat edin hani işte o Kabe'deki vesaire o sa'i tavaf esnasındaki bir takım nasıl diyelim Müslümanların kişiliğini, onurunu, haysiyetini gösteren hatta sembolik tavırlar var. İşte o ayetin bir anlamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sembolik bile olsa hayata geçirilmesi ve bize ders olarak verilmesi. Ama biz buraya dönelim. Kabe gibi Allah Teala buyuruyor ki malı, mülkü, serveti sizin için bir kıyam, ayakta durma, dik durabilme, onurunuzu, haysiyetinizi, şerefinizi koruyabilme vesilesi kıldığım bu malı
aklı ermezlere vermeyin. Aklı ermezlere vermeyin. Peki, ya Rabbi düşmana verelim mi? Şimdi tıpçı var mı dedik az önce? Kimdi? Şimdi doktora gidiyoruz. Doktor diyor ki boğazların işte tahriş olmuş, üşütmüşsün. Soğuk su içme. Ve şu ilaçları kullan. Bir hafta sonra gel bakayım. Gidiyorum doktora, eve gidiyorum, ilaçları kullanıyorum. Soğuk su asla içmiyorum ama buz yiyorum buzdolabında. Ertesi hafta gidiyorum, doktor diyor, ne yaptın diyor ya, bu ne biçim, daha beter olmuş. Doktor bey, size söylediğinizi yaptım, su içmedim, soğuk su içmedim. Peki ne yaptın? Buz yedim. Ya ben sana soğuk su içme dedim. Doğru, soğuk su içme dedim. Buz yeme demedim ki. İşte bu da öyle. Aklı ermese vermeyin. Ya aklı ermese niçin vermeyin, saçıp savurur. Ne yaptığını bilmez. Zay eder. Zay edene dahi, saçıp savurana dahi vermeyin. Ya saçıp savuran değil, alıp da size karşı silah olarak kullanana asla vermeyin. Size düşman olarak alıp da sizin aleyhinize kullanacak olana asla vermeyin. Fakat biz ya bu ayetleri maalesef bu ayetleri tarihi süreç içerisinde hep unutmuşuz. Hep göz ardı etmişiz ve dikkat edin, tarih boyunca İslam tarihinde Abbasi'de, Emevi'de, ondan sonraki tümünde para Yahudilerin elindedir. Bugün de aynı Yahudilerin elindedir. Finansal kurumlar, finansal işlemler, finansal uzmanlık, finansal mühendislik, finansal bilim hep onların elindedir. Peki Allah Teala teslim etmeyin diyor. Biz paranın kendisini değil, bunun bilimini de, müessesesini de, kültürünü de, her şeyini de onlara teslim etmişiz. Ve tarih boyunca hep böyle maalesef. Ama Peygamberimizin dönemine gidip Medine'ye ilk hicret ettiği zaman ne yapıyor? Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyor. Ya Mescid-i Nebevi hem bitişiyle Ashab-ı Suffe medrese, bugünkü üniversiteyi kuruyor. Hemen yanında da pazarı kuruyor. Yok muydu pazar? Muhammed Hamidullah'ın eserlerine bakın. Çok sayıda Medine'de pazar var. Ne gereği vardı ya Resulullah? Zaten pazarlar var orada. Hayır. Diyor ki Müslümanların pazarı burası olacak bundan sonra. Hemen bugünkü Cennetül Bakiye dediğimiz yere, oraya pazarı kuruyor. Diyor ki buraya gelenden, mal getirenden ve buradan mal alandan vergi almayacaksın. Dolayısıyla tüccarlar, iş adamları, üreticiler, tüketiciler diğer pazarları terk edip buraya gelmiyorlar. Yani Peygamberimiz daha ilk günden itibaren alternatif bir pazar oluşturuyor. Çünkü o pazar olmasa, ekonomik anlamda özgürlüğünü kazanamasa, diğer Bedir, Uhud, diğer savaşlarla düşmana karşı savaşması mümkün değil. İşte şu ayetin pratiğe aktarılması. Bu ve tabii çok sayıdaki ayet-i kerime. Dolayısıyla bu bizim açımızdan son derece önemli. Nisa suresi 5. ayet-i kerime. Son derece önemli. Evet. Kıyama diyor. Kıyam. Ayakta durabilmen için mal şarttır. Dikkat edin Türkiye'ye. Yani şu son işte 10 yılı, 15 yılı, 20 yılı. Müslümanlar ne zaman biraz ekonomik anlamda güçlendiler. Kardeşim biz de varız demeye başladı. Ya şimdi işte Akabe var. Efendim Hilal TV. Sen eğer paran olmasa bir televizyon nasıl ayakta duracaksın? Nasıl ayakta duracaksın? Efendim olmasın ne gereği var? Peki sen düşünceni nasıl aktaracaksın? İnsanlara sen fikrini nasıl anlatacaksın? Senin aleyhine diğer televizyonlarda istediği kadar adam propaganda yaptığı zaman seni efendim her türlü şeylerle suçladığı zaman sen kendini nasıl anlatacaksın? Dolayısıyla işin özü, yani diğer tabii ki diğer unsurlarla birlikte varlıklı olmak Allah Teala'nın Müslümanlara yüklediği bir görev. Dikkat edin Kur'an-ı Kerim'e.
Hep Müslümanlara vermeyi emrediyor. Vermeyi emrediyor. Hiç almayı, alan pozisyonunda olun diyor mu? Hiçbir ayette var mı? Ha, alanlara bir kınama yok. Azarlama yok. Hani fakiri, fukarayı, miskini, acıyın vesaire vesaire. Ama hep bak acıyın, koruyun. Ya, ya Rabbi bu ayetler sadece zengine mi geldi? Evet. Müslümana diyor ki hedefi bu olsun. Sen veren, hani veren her alan elden üstündür meselesi var ya. Verici olacaksın. Verici olmak için çalışacaksın. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekat vermek düşüncesiyle faaliyette bulunurlar, çalışırlar. Dolayısıyla bu son derece önemli. Bizim bugünkü dersimizin diyelim en önemli noktalarından birisi burası. İslam'da iktisadi anlamda da eğitim son derece önemli. Yani insan, Müslüman kendisi iktisadi faaliyet, karını, zararını, malını, servetini, bugünkü anlamda varlık yönetimini, varlık yönetimi en üst seviyede düşünürsek, kendisi eğitilmeli, artı çoluğunu çocuğunu eğitmeli. Yani nesli bu düşünceyle, bu anlamda yetiştirmeli. Ayet-i Kerime'ye bakalım. Allah Teala buyuruyor ki, وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ Yetim çocukları, ki burada anlaşılan şu, efendim yetim kalmış, anası, babası veya ikisinden birisi, neyse birisi yoktur. Ve bu çocuğa başka birisi, toplum veya başka bir Müslüman bu çocuğa sahip çıkmış. Tamam. وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ Bu çocuklar nikah çağına ulaşıncaya kadar deneyin. Ne anlamda deneyin? Ev süpürme mi? Ne bileyim, çok iyi oynuyor mu? Ayetin devamı. فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَنْوَالًا Onlarda rüşt görünce, yani onlar bu varlığı, bu serveti yerli yerince kullanabilirler, işletebilirler, değerlendirebilirler. Bunu anlayınca onlara mallarını verin. Bak, o akle ermezlere vermeyin de biraz da irtibat kuralım. Onlara verin. Ama ne demek istiyor? Yetimin başkasının çocuğu. Almışsın, eğitiyorsun. Yani sen bakıyorsun, büyütüyorsun. Allah Teala diyor ki onu, yani deneyin derken eğitim. Eğitim. Nasıl deneyeceksin? Efendim, şu anda tamam karar verdim. Bu rüştüne ermiş. Dolayısıyla malını teslim edin. E neyle deneyeceksin? Eğiteceksin, yetiştireceksin, para vereceksin. Hele git bakayım şunu yap, şunu getir. Şöyle yap, böyle yap. Ondan sonra bakayım hele bu yerli yerince bu işi becerebiliyor mu? Ya ondan sonra da eğer ispatlarsa malı, serveti iyi yöneteceğini, o zaman bulur malını teslim et. Dolayısıyla yetimi eğit dediğine göre kendi çocuğunu haydi haydi eğiteceksin. Yani kendi çocuğuna, yani yetime yaptığın eğitimi sen kendi çocuğuna yapmayacak mısın? Yani bu iktisadi anlamda son derece önemli ilkeler ki tabii çok sayıda ayet-i kerime var. Peki mal Allah'ındır dedik. Bakınız Allah Teala şu ayet-i kerimelerde Hud suresi 85-87. Puta tapmakla, putçulukla, yani itikadi anlamda, ibadet anlamında, kulluk anlamında Allah'ın belirlediği ilkeleri hiçe sayıp onların dışına çıkmakla mal, mülk, servet konusunda Allah'ın ilkelerini benimsememeyi, kabul etmemeyi, onun dışına çıkmayı aynı minval üzere bize zikrediyor. Ne diyor ayet-i kerime? Şuayb aleyhisselamın kıssasından anlatıyor. Veya kavmi evfu el mikyale vel mizane bil kıst. Şuayb dedi ki ey kavmi, ölçüyü ve tartıyı tam adaletle yapın. وَلَا تَبْخَسُنْ نَاسَ اَشْيَاءَهُمْ Adaletle yapın da insanların mallarında eksiltmeye falan gitmeyin.
Evet. Böyle yaparsanız وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkarırsınız. Yani yeryüzünde bozgunculuk çıkarmanın yollarından birisi iktisadi anlamda yanlışlıklar, çarpıklıklar, hilekarlıklar, spekülasyon ve nitekim bugün krizler buradan çıkıyor biliyorsunuz. Fil ard, وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ Yeryüzünde fesat çıkarmayın. بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكُمْ Ya Allah'ın size helal olarak verdiği, yani doğru düzgün çalışıp da helal olarak kazandığınız ya size yeter. Ya ne istiyorsunuz? Daha fazla tırtıklayayım, daha fazla karşı tarafı soyayım, ondan biraz daha efendim yontayım diye niye uğraşıyorsunuz? Allah'ın size helalinden verdiği yeter size. İn kuntum müminin, eğer gerçekten müminseniz. Ve mâ ene aleyküm bihafîr. Ben sizin başınıza böyle gözetmen de değildim, koruyucu da değildim. Yani ben sizi her yerde takip edip ne yapıyorsun, nasıl ölçüyorsun, nasıl biçiyorsun diyemem. Bak, Allah'ın kulu bilinci, kulu olduğunuz bilinci içerisinde olun. Hangi ticari faaliyeti yapıyorsanız dürüstçe yapın. Tamam, peki bunlar ne dediler? Asıl mesele o. Diyorlar ki, Alu, ya Şuayb, ey Şuayb, Esselatüke, Te'muruke, En netruke ma ne'budu, En netruke ma ya'budu ebâuna, اَوْ اَنْ نَفْعَلَى ف۪ي اَمْوَالِنَا مَا نَشَى Ya Şuayb, senin namazın mı? Yani o namazının, bu namazınla özdeşleşen bu dinin mi? Yani bu dinin sahibi olan Rabbin mi? Senin o dinin mi bize babalarımızın tapındığı yolu terk etmeyi bize söylüyor, emrediyor? O tamam, ayrı bir konu. Ama asıl konumuzla اَوْ اَنْ نَفْعَلَ ف۪ي اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءَ Mallarımızda, malımızda, mülkümüzde, servetimizde, işyerimizde vesaire dilediğimiz gibi tasarrufta bulunmaya senin dinin ne karışır diyor. Bir ilk ayeti hatırlayalım. Allah Teala dedi ki bak o servet benimdir. Ben sizi o servet üzerinde bir emanetçi kıldım. Siz emanetçisiniz. Buraya da geldi dedi ki o serveti değerlendirirken alışveriş şu bu yaparken dilediğiniz gibi tasarrufta bulunamazsanız işte o salatı namazı emreden Rabbiniz size bu mal varlık servet üzerinde de yani ekonomik faaliyetleriniz üzerinde de bir takım kurallar koyuyor. O kurallara uymalısınız. Uymayanların bakış açısı, yaklaşım tarzını Şuayb Aleyhisselam'ı reddeden, dilediğimiz gibi takılırız diyen insanların davranışıyla aynı şekilde ifade ediyor. Evet, peki. Bütün bu ilkelerden sonra, peki Kur'an-ı Kerim'in şöyle bir tümünü böyle bir gözümüzden geçirdiğimiz zaman, Allah Teala meşru şekilde mal edinme, mal elde etme yollarını neler olarak zikretmiş? Neler olarak zikredilmiş? Diye baktığımız zaman kısaca şunları görüyoruz. Bir, buna bizim fıkıhta ihraz deniyor. İhraz nedir ihraz? Hukukçular bilir. İhraz, yani serbest, mubah olarak. Kim diler alırsa onundur denen mala el koyup almaktır. Diyelim ki Galata Köprüsü'nden gidip balık tutuyorsun. Tuttuğun balık senindir. Ava gidip avlamıyorsun. Efendim ormana gidip odun getiriyorsun. Eğer tabii serbest bırakılmışsa. Yani senden önce hiç kimsenin mülkiyetine girmemiş olan bir malı gidip alıyorsun. Bu senin mülkiyetin. Artık bundan sonra maliki benim. Bu meşrudur. Meşru bir yöntemdir. İki, miras. İşte baban öldü, annen öldü, bir yakının öldü, sana miras kaldı. Evet, meşru bir şekilde sana düşen payı alabilirsin. Vasiyet, tartışmalı bir konu. Birisi hibe etti diyelim. Öldükten sonra aldınız. Hibe. Birisi dedi ki buyur ya şu tarlamı, şu arazimi, şu dairemi, şu parayı sana bağışladım. Alabilirsin. İşte infak, sadaka vesaire ama asıl mal edinme yöntemi ticarettir. Çünkü
niye asıl mal edinme yöntemi ticarettir? Yani bir toplumu düşünün, bir toplumun ekonomik sistemi efendim infakla, sadakayla, ihrazla, şunla bunla, mirasla yürümez. Bekleyeceksin birisi ölsün de mal gelsin. Bekleyeceksin birisi sana sadaka versin. Efendim ihraz, mubah mallar belli bir süre sonra biter. Onun için asıl iktisadi hayat ticaret üzerine kurulur, kurulu olmalıdır. Meşru mal edinme yönteminin asıl şeyi, noktası ticaret. Peki ticaret nasıl olur? Bir, tek başına gidersin, alım satın şudur budur yaparsın. Ziraat yaparsın şunu, hepsi ticari anlamda düşünülür. Yahut da iki kişi, üç kişi, on kişi bir araya gelir, ortaklık kurarsın. Yine sonuç itibariyle ticaret yaparsın. Ticaretin altında ortaklıklar, tek başına işte alıp sattın vesaire yahut da çoklu olarak ortaklıklar girer. Peki, gayrimeşru mal edinme yöntemlerini Allah Teala nasıl zikrediyor? Mesela rüşvet. Mesela hırsızlık, gasp. Din sömürüsü. En önemli dünyada, tarihte ve bugün de öyle en önemli efendim gelir elde etme yöntemlerinden birisi. Yani insanlığın en fazla sömürüldüğü noktalardan birisi din sömürüsü. İslami finans derken bu ayeti unutmayalım. İnne kesîran minel ahbâri vel ruhbâni leyekulûne emvâlen nâsi bil bâtılî ve yasuddûne an sebîlillâhi kesîran. Bu ayet-i kerime değil mi? Tevbe suresi 34. ayet-i kerime. Birçok inne kesîran minel ahbâri vel ruhbâni. Birçok hibir sahibi, yani mürekkep yalamış insanlar ve birçok dindar geçinen kişiler, din adamı kılığındaki kişiler le'kulûne envâlen nâse bil bâtıl, batıl yollarla insanların mallarını yerler, kendilerine alırlar. Ve yasuddûne an sebîlillâhi sebîlâ, ve insan Allah'ın da yolunu engellerler insanları. Sözde din adamı. Biz bugün de bunu yaşıyoruz. Tarihte de böyleydi. Ve maalesef her zaman bu böyle olmuş. Çünkü insanların en kolay kandırıldığı alan ya dinsellik ya da cinselliktir. Bu iki kanalla insanlara yanaşırlar ve bu şekilde sömürürler. İşte ölçü ve tartı da hile, kumar, bildiğimiz spekülasyon ve faizcilik. Allah Teala bu saymış olduğum yöntemleri batıl yolla mal edinme yöntemi olarak adlandırıyor. Batıl yolla mal edinme yöntemi. Ne demek? Şimdi birçoğumuz, en yaşlınız benim ama benden daha tecrübeleriniz var içinde. Şimdi Demireli Han hatırlarız. Özal'la Demirel'in kavgalarını. Özal giderdi mesela Amerika'ya, ne bileyim Avrupa'ya, şuraya buraya işte imza atacak, bir anlaşmaya imza atacak. Demirel derdi ki, ke'enlem yekün. Ke'enlem yekün. Yani onun attığı imzaları tanımıyoruz. Yok gibidir. Batıldır onun imzaları. Sözde hani muhalefet ediyor. Yani yok hükmündedir. Batıl, yok. Bunu iktisadi anlamda düşünün. İktisadi anlamda hiçbir artı değer üretici eylem olmayan, hiçbir artı değer üretici insanlık için veya karşı taraf için hiçbir artı değer üretici nitelikte olmayan yöntemlerle mal elde etme, mal transferinde bulunma. Mesela rüşvet. Şimdi ben burada memurum. İşte efendim ben de bir kuruş maaş alıyorum. Görevim ne? Vatandaşın işini yapma. Ama geliyor, normalde yapmam gereken işi diyorum ki şu kadar para verirsen yaparım. Şimdi zaten normalde yaptığımın ücreti belli, 5 kuruş. Ama ben burada havadan 10 kuruş daha aldım. İşte bu yaptığım, o aldığım para karşılığında hiçbir artı iktisadi eylemde bulunmadım. Zaten yaptığım
Bu eylemin karşılığını ben alıyorum. Bu aldığım para havadan aldığım para. Kumar. Efendim 10 kişi bir araya geldik. Hepimiz birer lira koyduk. Etti 10 lira. Pokus pokus. 9 lirayı aldı bir kişi. Kendisi de kendi koyduğu parada dahil 10 lirayı cebine koydu. E bunun kasasında 10 liralık bir 9 liralık. Biri kendisinin 9 liralık bir artış oldu. Peki bu tarafta da topladığımız zaman 9 lira bir eksilme oldu. Bu taraftan bir varlık, servet bu tarafa kaydı ve bunun cebine girdi. Peki beyefendi sen ne sundun öbür tarafa? Ne sundun, ne arz ettin, insanlığa ne kattın? Hiçbir şey. İşte batıl yolla, boş yolla yani. Boş eylemle efendim varlığını bir yerden başka bir yere transfer. Efendim ölçü ve tartıda hile din sömürüsü hepsi aynı. Din sömürüsü hele boş yol da değil, negatif yolla mal transferi. Çünkü zehirliyorsun karşı tarafı. Boş olsa yine neyse. Zehirleyerek hem adamı zehirliyorsun hem de adamın malını alıyorsun. Dolayısıyla bütün bunları Allah Teala batıl yolla mal transfer yöntemleri olarak adlandırıyor ve biraz sonra gelecek batıl yolla mal transferinden kaçının diyor. Yani iktisadi hayat içerisinde, ekonomik hayat içerisinde, ekonomik çark içerisinde o batıl yolla, batıl yöntemler olmasın. Bunlardan birisi de işte faizcilik. Evet, ayet-i kerimdi. Bunu yanılmıyorsam Fahrettin Razi diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki İktisadi hayatla ilgili başka hiçbir ayet gelmeseydi bu ayet yeterdi diyor. Bu kadar kapsamlı, bu kadar genel nitelikli bir ayet-i kerim. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler! La te'ekülü emvaleküm beyneküm bil batıl. Mallarınızı aranızda işte batıl yollarla transfer etmeyin. Az önce anlattığı batıl yollarla transfer etmeyin. Ya ne ile yapalım ya Rabbi? İlla en tekune ticareten. O yöntem mutlaka ve mutlaka ticaret olsun. O yöntem mal mı ediniyorsunuz? Ekonomik faaliyetten mi bahsediyorsun sen? O işlem ticaret olmalı. Birinci, temel ilke bu. Ticaret olmalı. E ama az önce sadaka, hibe, onlar ticari faaliyet değildir. Onlar arzi şeylerdir. Bir iktisadi hayat onlar üzerine kurulamaz. İktisadi hayat ticaret üzerine kurulur. Onun için Allah Teala buyuruyor ki mal transfer işlemleri batıl yollarla değil sadece ve sadece ticaretle olsun. Ticaret işin özü, temeli. İkinci bir ticareti çevreleyen ikinci bir nasıl diyelim ambalaj. O da anteradim mümkün. Karşılıklı rızaya dayalı ticaret olsun. Ticaret bir, iki karşılıklı rıza. Sadece ticaret yetmiyor. Çünkü adama dayatırsın, istediği fiyata sattırırsın, istediği fiyata alırsın. Zorla şunu yaparsın. İşte piyasa hürriyeti, piyasa özgürlüğü meselesi var ya. Piyasaya ilke olarak piyasaya müdahale yoktur İslam'da. Bu ayetten çıkar. Ne satıcıya, ne alıcıya, ne üreticiye, ne tüketiciye, ne pazarlamacıya şu fiyattan alacaksın, şu fiyattan satacaksın denemez İslam'da. İslam'da doğal, serbest piyasa demeyen doğal piyasa hakimdir. Doğal seyri içerisinde olacak. Kamu otoritesinin görevi nedir? O doğallığı korumak için gereken tedbirleri almak, gözetimi yapmaktır. Nitekim Peygamberimizin uygulamalarına bakın. İşte köyden gelen insanları üretimini, malını getiriyor kasabaya veya Medine'ye. Uyanık tüccarlar yolda karşılıyorlar. Adama istediği fiyatı verip yok. Kimse efendim köylüleri, tüccarları yolda karşılayıp malını almayacak. Pazara gelecek. İşte orada bir müdahale var şeyin. Bunların müdahalesi var. Peygamberimiz bunlara müdahale ediyor. Yoksa ona istediği fiyattan satarsın, şu fiyattan satamazsın demiyor kimse. Hatta hani bir olay vardı, bir kıtlık oluyor. Fiyatlar yükseliyor.
Ya Resulallah diyorlar, narh koy, bir tavan fiyat koy, çok pahalandı. Peygamberimiz buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يُسَعْعِرُ Fiyatları belirleyen Allah'tır. Yani fiyatları belirleyen ekonomik sistemdir. Onun için ilke olarak fiyata, şuna buna müdahale yoktur. Ki o da bu ayetin, çünkü rızayı zedeliyorsun. Rızayı zedeliyorsun. Peki ne olsun dedik? Batıl yollar olmayacak, ticaret olacak. Şimdi biliyoruz, zihninizde sorular var. Hocam şu işlem faiz midir, bu işlem faiz midir, şu faiz midir, şöyle olur. Soruyu kendinize soracaksınız. Bu işlem ticaret mi değil? Hangi faizle ilgili sorunuz varsa, soruyu önce kendinize sorun. Bu işlem, bu dediğim benim zihnimde problem oluşturan bu işlem, ticaret mi değil? Ticaretin tanımına uyuyor mu, uymuyor mu? Uyuyorsa, bir defa %70 değildir faiz. Başka bir takım problemler olabilir. Hani işte rızayı zedeleyeceği hile falan filan olabilir. Ama faiz olmaz. Ama ticaret değilse, özü, fıtratı, doğası itibariyle ticaret değilse, ya faizdir, ya kumardır, ya hırsızlıktır. Başka bir alternatif de yoktur yani. Onun için ölçü bu. Devam edelim bakalım. Şurada Allah Teala Nahl Suresi 112. ayet-i kerim. Sanki bir önceki ayetin bir örnekle açıklaması. Buyuruyor ki Allah Teala ve daraballahu meselen karyeten amineten. Allah şöyle daraballahu meselen karyeten. Şöyle bir yerleşim merkezini size örnek veriyor. Güzel bir örnek. Güzel demeyelim, bir örnek veriyor. Örnek olarak veriyor. Nasıldı burası? Bir, kânet âmineten. Âmine idi. Yani orada yaşayan, oraya gelen, oraya mal getiren, götüren, üretimini yapan, neyse iş adamı, şu kimse. Âmin, o belde buna güven veriyordu. Güven aşılayan bir yerdi. Yani emniyet hakimdi. Herkes güven, huzur içerisinde. Mutmeinneten ve herkes tatmin oluyordu. O belde o insanları tatmin ediyordu. Tatmin bugün de iktisadın en önemli kavramlarından birisi. Tüketicinin tatmini, üreticinin tatmini, işte efendim kamunun tatmini, şu tatmin, bu tatmin. Tatmin. Allah Teala buyuruyor ki bir beldeki emniyet vardır. İki, oraya gelen, giden, orada yaşayan insanlar yaptığı eylemlerden, siz bunu ekonomiye indirgeyin, ekonomik faaliyetlerinden mutmeindirler. يَتِّيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ Her yerden oraya bol bol rızık akar. Ve dolayısıyla, bakın bir ideal bir yerleşim merkezini Allah Teala bize gösteriyor. Varlıklı olun diyor Allah Teala, Müslümana varlık. Beldeyi de varlıklı, bol, rızkı bol olan beldeyi ideal bir belde olarak bize anlatıyor. Ama devamı فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Ama Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Kur'an-ı Kerim'de din ve dinin kuralları da nimet olarak geçer. Yani diyelim ki bu ilkeleri çiğnediler. Bahsettiğimiz ilkeleri çiğnediler. فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَافِ Tam yukarıcının tersi bak. Allah Teala onlara açlık ve korku elbisesini giydirdi ve onlara açlığı ve korkuyu tattırdı. Yukarıda ne vardı? Korkunun tersi emniyet, güven vardı. Burada korku, endişe, havf. Yukarıda ne vardı? Bol bol rızık vardı. Mutmain, tatmin, mutmain. Lik vardı. Burada açlık var. Yani ya bu da kötü bir durum olarak anlatıyor. Müslümanlar için ideal bir ekonomik hayat bu. Bir bölge, bir şehir, bir ülke, dünya diyor ki bir, oraya gelen insan güven hissiz. Yani şimdi çok basit hayatımızda bakın. Bugün işte filan yerde PKK terörü var. Kim oraya gider yatırım yapar? Kim direr oradan işte efendim fabrika kurar? Kurmaz.
Ama orada güven olan yere herkes gider. Çok açık, net. E peki gitmeyince ne oluyor? Ben 2 yıl önceydi bizim Güneydoğu'da bir ile gitmiştim, bir toplantı vardı. Baktım, 8 katlı bina, 8. katta bile pencerelerde demirler var. Sordum ki, ya niye böyle? Ya çok fazla hırsızlık var, insanlar aç. 1. kata adam koyuyor, ona çıkıp o demirlere tırmanıp 2. kata çıkıyor. 2. kata demir yapmış, 3. kata çıkıyor. 3, bütün bina 8 kat demir yapmışlar. İşte korku, endişe. E oraya adam tüccar gider mi? Oraya mal götürür mü? Orada üretim, teknolojisi, teçhizatı kurar mı? O olmadı mı? İşte hırsızlık olur, her şey olur. Yani huzur gider, her şey gelir kötü şeyler. Onun için Allah Teala bunu ideal olarak bize anlatıyor. Li'ilafi Kureyş'in suresi, diğer sureleri bu minvalde siz düşün. Peki, az önce dedik ki, geri gelelim. Faizcilik, batıl yolla, dikkat edin, kırmızı olarak işaretledim. Batıl yolla mal edinme yöntemlerin başında faizcilik gelir. Peki faiz nedir? Çok kısaca ona da bir bakalım. Faiz kümdü kardin cerra nef'an fehüve riba. Bunu bizim eserlerde hemen hemen bütün hadis kitaplarında, fıkıh kitaplarında, tefsir kitaplarında geçer bu ifade. Kimisi bunu hadis olarak söyler. Kimisi yok hadis değil ama bir nasıl diyelim ıstılahtır, bir kavramdır diye söylerler. Fakat anlam olarak tam da faizi tarif ediyor. Küllü kardin cevra nef'an fehve riba. Yani borç verene gelir getirici her türlü borç işlemi riba işlemidir. Bir borç işlemi ki borç veren oradan gelir elde ediyor. Menfaat sağlıyor. İşte bu borç işleminin adı ribadır. Riba nedir? Hocam, şimdi şeyden önce, sohbetten önce bazı arkadaşlar vardı çay içerken. Hocam bu faiz meselesi çok karışık, çok şey oluyor, işte karıştırılıyor vesaire dendi. Tarif bu kadar basit. Bir, borç işlemi var mı aranızda? Var. Bir, demek ki bir borç olacak. İki, ve bu borç veren adam buradan gelir elde edecek. Artı gelir elde edecek. İşte bu işlemin adı faizli işlemdir. Sözleşmenin adı faiz sözleşmesidir. Elde edilen o artı hasılat da faizdir. İşlemin adı da ribadır. Elde edilen getiri de ribadır. Peki borç işlemi ile ticaret işlemi aynı işlem midir? Bir borç işlemi, borç, karz, kredi neyse bunu ticaret olarak tanımlayabilir miyiz? Hiç, hiçbir iktisadi sistemde veya hukuk sisteminde borç ticaret olarak tanımlanmaz. Borç mesela hibe ticaret denir mi hibeye? Sadakaya ticaret denir mi? Yok. Borç kendi başına hukuki, iktisadi bir işlemdir, eylemdir. Ticaret de kendi başına hukuki, iktisadi bir eylemdir. Peki ticaret nedir? Ticaretin tanımı şudur. Mesela İmam Maturidi'nin Te'vilatul Kur'an'dır. Tefsiri. O tefsirin az önceki okumuş olduğumuz Nisa 29. ayetin tefsirinde ta o zaman ticareti tanımlıyor. İşte Cessas'ta falan filan ve hatta bugün yani bütün batılı, doğulu, hani bütün iktisadi literatürde ticaret şöyle tanımlanır. Malların veya varlıkların, malların bir, kendisinde, iki yahut da zamanında, üç yahut da mekanında değişiklik yaparak gelir elde etmektir. Ne demek kendisinde derken? Şurada efendim şu kaynağından su akıyordu. Bu firma gitti. O suyu oradan aldı. İşte ambalaja koydu. Bakın kendisinde bir değişiklik yaptı. Artı bir değer üretti. Ve dolayısıyla diyelim ki 10'a mal ettiyse 11'e sattı ve gelir elde etti. Ve insanlığa bir artı iktisadi değer katkısında bulundu ve gelir de hak etti. İki, mekanında değişiklik.
Efendim bunu Bolu Dağı'ndan neyse nereden çıkarttı, aldı, getirdi İstanbul'a. Ben oraya gidemezdim ama o getirdi. Dolayısıyla bir gelir elde etti. Üç, zamanda değişiklik. Efendim diyelim ki kış mevsiminin olduğu bir yerden kışlık ürünü aldı, yaz mevsiminin olduğu yere götürdü. Yahut da yaz olan yerden aldı, kış olan yere götürdü. Bu tür zamanda değişiklik yaparak gelir elde etme eylemine ticaret denir. Peki karz nedir? Hadi faizi falan bir tarafa bırakalım. Birine X meblağ standart bir malı verip daha sonra günü geldiğinde onu geri almaktır. Bakın burada zamanda, mekanda, şunda, bunda değişiklik falan filan yok. Hiçbir şey yok. X meblağ standart bir malı. Standart olmalı ki adam yesin, içsin, tüketsin. Daha sonra da aynısını alabilirsin. Standart değilse alamazsın. Çünkü standart olmayan, misli bizim fıkıhtaki, misli olmayan malda karz söz konusu olamaz. Dolayısıyla karzla, evet sonuç olarak faiz günümüze nasıl tanımlayabiliriz? Faizli işlem gelir amaçlı borç işlemidir. Gelir amacıyla, gelir gayesiyle borç verme alma işlemine faizli işlem denir. Gelir getirici borç işleminden elde edilen gelire de faiz denir. İşin özü bu. Dolayısıyla hocam şu faiz mi değil mi? Şu şöyle mi? Kardeşim borç mu? Bir. Ticaret mi? Borç mu ticaret? Önce ona bir bak. Ha, ticaretse bitti zaten. Ha, borçsa, borç veren adam buradan gelir elde ediyor mu etmiyor mu? Ona bak. Ediyor. O halde bu faiz. Bu işlem faizli işlemdir. Elde edilen gelir de faizdir. Geçelim faizi yasaklayan. Şunu da kısaca temas edelim. Bizim fıkıhta dolayısıyla efendim faizle ilgili, İslam iktisadıyla ilgili eserlerde hangi malda faiz olur, hangi malda faiz olur, buğdaydı, arpaydı, hurmaydı, tuzlu, sayarlar da sayarlar, ondan sonra kıyas yaparlar. Mesela Şafii mezhebine göre der ki semeni aslen parasal nitelikli olan varlıklar ki altın ve gümüştür. Varlıklarda ve efendim arpa, buğday, hurma, tuz gibi gıda maddelerinde efendim faiz cereyan eder. Bunun dışındaki mallarda faiz cereyan etmez. İyi. O halde mesela 100 kilo buğdayı verip 110 kilo, 101 kilo buğday aldığınız zaman faizcilik yaparsınız. Tamam. Ama 100 torba çimento verip 110 torba çimento alsanız faizcilik yapmamış olursunuz. 10 ton demir verip 11 ton demir alsanız faizcilik yapmamış olursunuz. Şu kadar petrol verin, şu kadar galon fazla petrol alın faizcilik yapmamış olursunuz. Ve nitekim bu bugün yapılıyor. Diyorsun ki ya bu faiz, Şafii mezhebine tabiiz diyor. Ben de diyorum Allah'a tabiiz. İşte diğeri, yani hep çok, yani hemen hemen bütün mezheplerde ki faizle ilgili kurallara indir, baktığınız zaman mutlaka bir kaçak bulabileceğiniz şeyler var. Çünkü yanlış bir zemin üzerine bina etmişler. Allah Teala, o zaman az önceki ayete bir gelelim. Bakınız, faizi yasaklayan ayet iki, ya çok sayıda ayet var da, bu Bakara suresi 275. Şurayı اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Yani faizcilik yapanlar, faiz yiyenler, şeytanın peşlerine takılıp akıllarını çeldiği ve sersem sersem davranışta bulunan insanların davranışı gibi davranış gösterirler faizciler. Kimileri bunu parantez içinde kabirde derler. Oh ne güzel, ahirete havale. Dünyada böyledir. Kabirde zaten cezasını görecektir kabir dahilinde. O ayrı bir konu. Ama asıl konumuza gelelim. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا Bunlar derler ki اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَى Şimdi hadi bakalım şunu bir anlayalım.
Ticaret ne? Ticarette faiz. Faiz de ticaret. Faiz ticaret. Hadi bakayım şimdi. Yakalandı. Alım satım. Değildir. Tamam, alım satım. Devamı. Faiz de işlem gibi. Riba gibidir. Ribadan kastınız ne? Buradan? Borç getirisi. Getirisi mi? Niye birine borç getirisi dediniz, birine alım satım işlemi dediniz? Araba veriyor mu sana hocam? Adam yok, bu ne bir? Para alıp satmak da mal alıp satmak gibi demek. Yani bu benzer. Yani alım satım da... Tamam, bir. Alım satım da... Borç getirisi gibidir. Nasıl oldu şimdi? Nasıl oldu? Alım satımdan elde edilen getiri... Borç getirisi gibidir dese anlayacak ama öyle demiyor. Alım satım, beyan alım satım. Alım satım da... Misler riba. Riba. Faiz gibidir. Riba gibidir derken kurtuluyoruz ama Türkçesini ben anlamıyorum Arapça. Faiz mi diyor? Evet, az önce buradan buyurun. Evet ya, alım satım da faiz gibidir demelerinden dolayı. Ne demek faiz gibidir? Yani herhangi bir ticaret... Yok, şey açıklamayın. Faiz gibidir derken ne kastediyor? Onda da kar vardır. Ya menfaat sağlanıyor işte karşılığında. Az önce söylediniz. Az önce buradan bir geldi bir cevap. Ne? Para alıp satmak da mal alıp satmak gibidir. Yani. Ama sadece para alıp satmak da şey olmaz ki faiz. Mal da. O da bir tür ticaret. Borcun yani borç verilerek elde edilen gelir gibidir. Niye ama bir öncesini alıp satım yaparak elde edilen gelir? Borç verilerek elde edilen gelir gibi de dese anlayacak. Ama öyle demiyor ki. Ayet öyle mi diyor? Yani bir tarafta elma var, bir tarafta armut biz koyuyoruz sanki. Öyle değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Buyurun. Hocam faizde faizde işlemi ayrı ayrı açıkladınız. Ha. Ticarette faizde işlem aynı şeydir diyor. Ha. Yani. Evet. Mesele bu. Diyorlar ki alım satım işlemi ile yani ticaret işlemi ile faizli işlem aynı şeydir. Çünkü niye? Bakın. Beya bir eylem. Alım satım eylemi. İnneme el bey'u eylem. Alım satım eylemi. Mislu el riba riba eylemi gibidir. Yani faizli sözleşme, faizli işlem gibidir. Yani şunu diyor. Mal alıp satarak elde edilen gelir elde etmekle borç alıp vererek gelir elde etmek aynı şeydir. Elde edilen gelirler aynı şeydir de sonucu çıkıyor, tamam. Ama asıl söyledikleri, bu kıyas ettikleri eylemi. Yani kardeşim sen efendim sandalye üretip satıyorsun, gelir elde ediyorsun. Sen ticari mal alım satımı yapıyorsun. Ben de para verip gelir elde ediyorum. Senin yaptığın işlemle, alım satım işleminle benim karz verip gelir elde etme işlemim aynı işlemdir diyorlar. Yani iki eylemi mukayese ediyorlar. Allah Teala da diyor ki, hayır. Ve halallahu'l bey'a ve harrama er-riba. Hayır. Allah, o da Allah Teala da cevaben de aynı kavramları kullanıyor. Allah alım satım eylemini, işlemini, yöntemini helal kıldı. Bu yöntem helaldir. Gelir getirici borç işlemini haram kıldı. İşlem. Hani şunu diyebilirdi Allah Teala. اَحَلَّ riba, çünkü alım satım işleminin sonucunda elde edilen gelire riba, kâr deniyor. Allah kârı helal kıldı, ribayı haram kıldı dese dediğimiz gibi anlaşılabilirdi ama biz şimdiye kadar böyle anladık. Farkı yok. Farkı çok. Esas kârlılık değil, eylem. Mesele kâr veya zarar değil. Eylem biçimi. Eylem biçimi, davranış biçimi. Bir davranış biçimi var. Burada başka bir davranış biçimi var. Bu davranış biçimi nedir? Adam bir meslek oluşturmuş, sektör kurmuş, işte faizli bankacılık. Efendim borç müessesesini gelir getirici bir müessese olarak uyguluyor. Borç veriyor, borç. Borç veriyor, parasını alıyor ve gelir elde ediyor. Borç veriyor, gelir alıyor. Risk faktörü var, risk mi? Riske girdi, girmedi ayrı bir konu. Giriyor zaten, ha girmiyor. Girmiyor. Ama önemli olan o değil, eylemin kendisi, asıl mesele o. Zaten o eylem sonuçta riske girmemeyi de doğuruyor. Ama asıl mesele eylem. Alım satım eylemi helal, efendim karz eylemi haram. Yani risk meşrulaştırma bir olay. Nasıl? Risk meşrulaştırma bir olay. Yani kar, zarar ortaklığı meşrulaştırma bir olay.
Onu demedim ben. Soruları hocam, biraz sonra edeyim. Parayı mal gibi görüyorum. Soruları nasıl? Parayı mal gibi görüyorum. Yok öyle demeyin. Bak öyle de, öyle de. Para şu bu önemli değil. Borç verir. Parayla yapmış. Bakın onun için ben diyorum ki az önce dedim ya şu mallarda altın malda şunda şunda faiz cereyan eder bunlar da etmez diyorlar ya. Ya mal önemli değil. Hangi malla yaparsan yap. Önemli olan eylemin kendisi. Haram kılınan veya helal kılınan, teşvik edilen eylemler. Bir eylem helaldir, şu eylem haramdır. Bu eylemi hangi işlemlerle yapabiliyorsan dolayısıyla o mallar da haram olur hani diyelim. Bu eylemi de hangi mallarla yapabiliyorsan bu da duruma göre harama dönüşür. Onun için mesela İbn-i Rüşd, Bilayetül Müştehit adlı kitabı var. Bu hangi malda faiz olur, olur işte Hanefi, Şafi, Maliki falan bu tartışmaları verdikten sonra noktayı şöyle koyuyor. Diyor ki, tabiinden bir isim veriyor, bir alim. Tabiinden filan alim. Ve daha sonra gelen İbnül Macişur, Maliki mezhebinden filan alime göre iktisadi değeri olan her şey ki faizli işleme aracı kılınıyordur, onda faiz yarayanıdır. Tam dediği bu ya. Hangi malda sen faizcilik, o yönteme bunu aracı edebiliyorsan, o malda faiz cereyan. Onun için demir de olur mu, çimento da alır mı, şun da olur mu, bun da olur mu? Yarın yeni mal çıkar, hiç kimsenin aklına gelmeyen mallarla mı uğraşacağım? Asıl olan eylemin kendisi. Eylem ha. Dolayısıyla bunu soruları saklayalım, biliyorum ben sorunuz çok. Onun için şey bitirelim. Mesele bu. Şimdi kira ile faizi geldik yavaş yavaş faize geldik. Faizi bu batı kapitalist literatürde meşrulaştırmak için ileri sürülen gerekçelerin en onlar açısından tatmin edicisi diyorlar ki faiz paranın kirasıdır. Çok sayıda gerekçeler sürüyorlar ama birisi bir şey söylüyor diyelim bir şeyle onu siliyor atıyor. Kendi aralarında yani. Ama en tatmin edicisi onlar açısından faiz paranın kirasıdır diyorlar. Yani şu varsayalım ki 1 milyar. Şunu ben verdim buyur bir ay çalıştır. Günü geldiği zaman bana malımı geri ver. Artı bir de 100 lira ver. Diyorum. Diyor ki bu meşru mu? Caiz mi? Caiz. O halde ben de 1 milyarı veriyorum. Buyur 1 milyar çalıştır. Bir ay sonra 1 milyarımı artı 100 lira mı ver? Bu gayrimeşru diyorsun. Ne farkı var? Hadi o farkı öncekiler söylüyordu da işte bu kapitalistler faizi meşrulaştıranlar diyorlar ki nasıl ki bu bilgisayar 1 milyarlık bilgisayarı kiraya verdin 100 lira gelir elde ettin ise burada da 1 milyarı verdin kiraya verdin 100 lira gelir elde ettin. Aynı şey diyorlar. Ama bir dünyanın hiçbir hukukunda tüketilerek kendisinden yararlanılan mal kiraya konu olamaz. Kira dediğin zaman malın aslı baki kalır ve menfaatinden o insan yararlanır. Günü geldiğinde malı iade eder. Malın aslı baki kalır karşıda ama mülkiyeti bendedir, riski benim boynumdadır. Eğer onun elinde onun kastı kusuru olmaksızın çalınır, gasp edilir, kırılır, dökülürse benden gider, riski benim sırtımdadır. Benim boynumdadır mülkiyet. Onun için ben elde ettiğim gelir bana helal oluyor. Kira ticaret yöntemlerinden bir yöntemdir. Menfaat satımıdır. Mal satımı menfaat satımıdır. Fakat bu tarafta ben şunu veriyorum. Bir ton düşünce petrol verdim. Borç verdim. Bundan nasıl faydalanır bunu petrol alamam? Bunu arabasına, aracına neyse kullanarak faydalanır ancak. Yoksa süs olarak bir ay tutup da geri bana getireceği yok. Tüketilen mallarda faiz olmaz. Sen adını faiz de desen bu karzdır. Bir mala ki bir insan sahiptir, o malın iki özelliğine sahiptir. Bir, aynı mülkiyeti malın aynına, varlığına, somut varlığına sahiptir. İki, bir de menfaatine sahiptir. Şimdi bu kişi bunu kiraya verdiğini düşünün. Kiraya verdiğiniz zaman bakın, aracın mülkiyeti, aynı mülkiyeti bunun sırtında duruyor. Bunun hazinesinde, bunun kasasında yazılı.
öbür tarafta arabaya bir şey gelirse, başına bir şey gelirse bundan gider. Risk bunun sırtında. Yani günü geldi, adam ne yaptı? Malı iade etti ve aynı menfaatini de artık döndü bu tarafa verdi. Arttı, bir de şu kadar da para verdi. İşte bu kiradır. Çünkü risk sırtında duruyor, adamın boynunda kaldı. Ve kiraya konu olabilmesi için malların, tekrar söylüyorum, bütün hukuk sistemlerinde böyledir, fıkıhta da böyledir. Aslı baki kalacak. Karşı tarafın menfaatinden belli bir süre yararlanacak. Ondan sonra malın aslını iade edecek. Ve eğer bir de işte ücret de belirlenmişse onu verecek. Ha eğer ücret yoksa ne olur? Ariyet olur, ödünç olur. Ya arabanı ver de şu hastaneye bir gideyim de geleyim diyorsun. Aldı arabayı, gitti geldi. Bu ben menfaat istemedim ama düşün ki hastaneye giderken aldı etmesi. Silahı dayadılar, arabayı aldı gittiler adamlar. Kimden gider araba? Benden gider. Çünkü arabanın sahibi ben. Mülkiyet benim sırtımda. Kasko. Satmadım ki. Kasko. Ha, kaskodan gider. Evet. Kaskoyu sen yapıyorsun. Kars ve riba farkı. Şurada da borç, bir çiftçi var. Düşünün. Şurada da efendim keyfi yerinde bir adam var. Çiftçi günü gelmiş, tarlasını ekecek. Tohuma ihtiyacı var. Diyor ki bana biraz işte mesela 100 kilo pirinç ver. Verdi 100 kiloyu. Bak pirinci aldı. Pirinci şimdi kiraladı diyebilir miyiz? Neden? Tüketecek. Kendisinden istifade etmek ancak onu tüketmekle mümkündür bu. Yoksa süs olsun diye almaz adam. Tüketti. Dolayısıyla burada adına kira desen de olmaz. Bu karzdır. Eğer hani satmadıysa diyelim. Karzdır. Günü geldi, bizim çiftçi efendi aldı 100 kilo ve yer yere bir ölçek diyelim ki işte pirinç, buğday, işte bu da faiz. Karşılığı karzdan elde edilen gelir. Yöntem karz, elde edilen gelir de işte riba. Bir diğeri efendim aynı şey, hızlı geçelim ve bitsin. Faizli banka ne yapıyorsun efendim? 6.000 dolar veriyor, geriye 6.000 artı 2.000 alıyor. Aynı şey. Borç işlemi ve borçtan gelir elde etme yöntemi. Dedik ve son slaytlara geldik. Biraz süreyi aşıyorum biliyorum ama çok hızlı şunu geçelim. Şuna bakalım. Arkadaşlar faizli bankacılıkla faizsiz bankacılığı anlamak için şu şemayı çok iyi zihnimize bir netleştirelim. Faizli bankalar ne yapıyor? Temel olarak sistem içerisinde, ekonomik sistem içerisinde faizli bankalar oynadığı rol şu iki şeyden ibarettir. Bir, şu tarafta insanların paralarını topluyorlar. Hangi adla topluyorlar? Bir, cari hesap adıyla. Bildiğimiz herkesin bankada cari hesabı vardır. Buna faiz falan verilir mi? Genelde verilmez. Hatta bazı bankalar artık bir ücret alır. Der ki benim sistemimi işgal ediyorsun, işletim ücreti istiyorum senden. Alırsa helalıdır, helal. Çünkü sen onu kullanıyorsun. Sen onun sistemini kullanıyorsun. O sistem az parayla kurulmuyor. Fakat asıl burada problem yok. Asıl mesele diğer. Tasarruf hesabı, vadeli hesap, şu hesap, bu hesap, adı ne olursa olsun. İkinci asıl, yani ben bankaya para yatırayım da bana hem param orada dursun, hem de bana bir getiri getirsin. Denilen ikinci hesap, asıl hesap budur. İşte bu faizli hesap. Ve borçtur. O sözleşmeye bakın, bankalarla olan sözleşmeye. Vatandaş, parayı yatıran kişi bankaya borç vermiştir. Vatandaş alacaklı, banka bunun karşısında borçludur. Karz eylemi. Ehallallahu bey'a ve harremen riba. Karz eylemi. Bir. Bu tarafta banka peki ne yapıyor? Topladığı parayı, faizli banka topladığı parayı tek kalemi var kullandığı. Tek kalem. Faizle borç vererek değerlendiriyor. Bu taraftan faizli borçla paraları aldı. Bu tarafa dönüyor yine faizle başka tarafa borç veriyor. Ve ikisinin arasındaki farktan da gelir elde ediyor. Nasıl oluyor? Mesela bu tarafa diyor ki bana paranı ver sana %10 faiz veriyor. Örneğin 100 lirasını alıyor, 1000 lirasını alıyor vatandaşın %10 faiz vaat ederek. Bu tarafa dönüyor,
Diyor ki gel sana kredi vereyim. 1000 lirayı veriyor örneğin %20 faizle. Buradan alıyor parayı günü geldiği zaman 1200 lira. 100 lirasını cebine atıyor. 1100 lirayı iade ediyor. İşte faizli sistemin özü bu. Faizli sistemin bütün dünyadaki bütün çark bu şekilde dönüyor. Ama şöyle oluyor. Şimdi bu 100 lira aldı, 10 lira aldı, cebine attı, bir daha alıyor, bir daha alıyor, bir daha alıyor. Artık kendi parası da cebinde şişiyor. Sadece vatandaşın parası değil, kendi parası da şişiyor. Ve o parayı, topladığı parayı ve cebinde biriken parayı kime vereceğine kendisi karar veriyor. Hangi fiyattan vereceğine kendisi karar veriyor. Hangi fiyattan kime ama hangi işlemden karz işlemiyle. Yine temelde de karz işlemi var, dikkat edin. Kredi işlemiyle kime nasıl? Dolayısıyla paraya hükmediyor. Dünyadaki, şu andaki, efendim, işte Merkez Bankası faizi indirdi, kaldırdı, şöyle oldu, böyle oldu. Dünyaya hükmedenler, büyük para babaları bu sistemle hükmediyor. Başkasının taşıyla başkasının kuşunu vuruyorlar. Kendileri de sermayeye, sadece sermaye değil, bütün sistemlere hükümran oluyorlar. Paraya sahip çıkın, ayakta durabilmeniz için size bir vesiledir. İlk slaytlara gidin. Onurunuzu koruyabilmeniz için, dik durabilmeniz için vesile kıldırın. Bu parayı aklı ermeze vermeyin, düşmana hiç vermeyin. O ayet, bu ilk ayete gidin. Şimdi kıvranıyorlar, efendim faizi bir puan düşürürsek borsa çöker. Ne demek borsa çöker? Gelin yabancısı parasını çeker götürür, biz perişan oluruz. Ayakta duramazsın işte. Çünkü sistemini faize dayarsan ayakta duramazsın. O dik duramazsın. Düşersin. O ayetle bunları mukayese eder. Peki faizsiz bankaların buradaki ilişki nedir? Borçlu alacaklı ilişkisi. Bankayla para yatıran ilişki. Buradaki ilişki nedir? Yine borç alacak ilişkisi. Yani sistem اَحَلَّ beya ve harremer riba dediği ayetin riba dediği borç işlemi yasaktır, genelde etmek yasaktır dediği meseleye dayanır. Diyelim, ikinci slayt var, ona çok kısa, ona da geçelim sonra çünkü biraz uzattı, biliyorum. Peki, faizsiz bankalar alternatif olarak nasıl kurulmuştur? Faizsiz bankalarda da iki tane hesap var, iki hesapla parayı topluyor. Bir, özel cari hesap. Bu da aynı şekilde bankalardaki cari hesabın aynısı. Aynısı, hukuki, her şeyle aynı. Asıl diğeri, insanların gelir elde etmek için yatırdıkları hesap, diğeri katılma hesabı denir. Katılma hesabı. Katılma hesabı, bizim Türkiye'de buna katılma hesabı adı veriliyor. Peki banka, katılım bankası, işte faizsiz banka, parayı bu katılma hesabı adıyla topluyor. Ne demek istiyor? Nasıl topluyor? Teoriyi söylüyor. Teoriyle. Ne demek istiyor? Diyor ki, ey vatandaş, ben bir müteşebbisim, ben işletmeciyim. Paralarını bana getirir, yatırırsan, ben bu paraları çalıştıracağım, kar elde edeceğim, elde edeceğim karı, diyelim ki anlaştığımız oranda 80'e 20, 20'si bende kalacak, %80'i karın, sana ben iade edeceğim. Sistem bu, teoride. Teoride bu. Tamam, parayı topladı, bakın. Paranı ben çalıştıracağım diyor. Yani ticaret yapacağım diyor. Yoksa ben başkasına borç vereceğim demiyor. Peki aradaki ilişki nedir? Böyle bu anlaşmayla eğer birinden para alırsa bunun fıkıhtaki temeli nedir? Bu da araba. Emek sermaye ortaklığı. Para yatıranlar sermayedar, banka, müteşebbis, işletmeci. İkisi arasındaki hukuki ilişki emek sermaye ortaklığı. Karz ilişkisi değil. Karz ilişkisi olmadığı için paran garanti değil, zarar edebilirsin. O da altında yatıyor. Bu tarafa döndü peki, parayı nasıl çalıştırıyor? Çalıştırmak için teori nasıldır? Parayı ya bizzat kendisi ticaret yaparak efendim çalıştırabilir. Ticaretin altında ne var? Ya en fazla duyduğumuz murabaha, leasing, efendim selam, istisna. Ya da banka kendisi başkalarıyla ortaklık kurarak, İkinci hani derecede ortaklıklar kurarak bu parayı çalıştırır. Bu sefer döner kendi sermayeler olur, öbür taraftan mudarip olur.
ortaklıklar kurarak çalıştırır, işte mudarabe, müşareke vesaire. Ve en son diğer bildiğimiz havale, çelik, senet, tahsil işlemleri de yapabilir. Peki bu taraftaki bu ilişki nedir? Karz dediğimiz cari hesaplar karz ilişkisidir. Gelir elde edici nitelikli olmadığı için bir problem yok. Katılma hesapları mudarabe ilişkisidir. Mudarabe de fıkhın en temel ilkelerinden, meşru yöntemlerden birisidir. Ticarettir çünkü. Bu tarafa geldiğimiz zaman ilişki nedir? Ya ticarettir şunlar ya da ortaklıktır bu. Teoride böyledir. Ve böyle olmalıdır helal olması için sistemi. Peki ne derece bu sisteme uyuluyor? Bu sisteme ne derece uyuluyor? Siz sormayın, ben de söylemeyeyim. Dedim, tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ettim. Allah razı olsun.